Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Ev böyledir diyerek başlayalım anlatmaya. Ev böyledir. Kendi içinde devinir durur. Böyledir. Kütledir ev. Her daim. Döner de durur. Durur da dönmez. Ses yığınıdır. Gürültü yığını. Seslerin normalleştiği yerdir ev. Kanıksandığı. Kavgalar, kalp kırmalar ve hatta tokatlardır ev. Çok içe atılan hakaretlerin gitgide birikip karardığı yerdir. İçerideki karaya rağmen aynı sofraya oturmak ve her lokmayı öfkeyle birlikte çiğnemektir. Evet, bu satırların yazarı Figen Alkaç. Yanlışlıkla Mutlu kitabıyla bizlerle olacak. Kendisi Ankara doğumlu bir yazarımız. İktisat mezunu, öykü ve yazıları dergiler, kitap ekleri ve dijital platformlarda yayımlandı. 2022 Sait Faik Sempozyumunda Arzusuna Ulaşmış Metinlerin Yazarı adlı bildirisi sempozyum kitabında yer aldı. Bela, Davulları ve Israrı Kanadında isimli iki kitabı var. Lorin ve Mirzali'nin annesi İstanbul'da yaşıyor ve gidiyor. Evet, Figen Alkaç, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum öykü adına. Beni güzel yerlere götüren, düşündüren noktalarda kıvrandıran aynı zamanda öykülerdi bunlar. Açılışı yaptığım ev imgesinden tabii başlayacağım. Çünkü 4 tane öyküde de çok hakim. Figen Alkaç'ın kahramanları ve ev ilişkisi nedir? Evet, en zoru sanırım yazdıklarının üzerine konuşmak gerçekten. O yüzden biraz çalıştım, kağıtla geldim. Çok teşekkür ederim. Yanlışlıkla Mutlu'daki kahramanların evi aslında basit bir yuva olan bir ev. Yani sıradan üçgen çatısı, iki göz penceresi, işte bir iki basamaklı girişiyle sokağın merakını eve sokan, sokağı merak eden karakterlerle sokağa sürekli bir tehdit olarak bakan bir ev. Şöyle bir şansı var bu evin. Bu ev modern evler gibi tüketim karmaşasında bir tasarım problemine dönüşmemiş bir ev. O yönde iyi gibi duran aslında. Çünkü şimdi bizim evlerimiz bir tasarım projesi ve biz aslında içinde neyi ne kadar üretiyoruz, neyi ne kadar bizim yapabiliyoruz emin değilim. Ama bu basit bir yuva olan kahramanların evinde de böyle bir handikap var. Orası tasarım karmaşası yaşamıyor, ilişki karmaşası yapıyor, yapıyor, yaşıyor, etik karmaşası yaşıyor. Düzenle, sistemle, komşuyla, sokakla nasıl ilişkilenecek? O karmaşayı yaşıyor ve bu ev biraz aslında tedirgin eden de bir ev. Aslında şöyle bir şey demişim, kahramanları bile içine sığdıramayan imkansız bir nesne olarak var burada ev. İmkansız derken onu biraz açabilir miyiz? Tabii. Yani imkansız bir nesne, bir türlü bizim olmayan, yani bizi içine sığdıramayan, yani aslında içinde olmaya o kadar muhtaç olduğumuz bir yer ki ev. Yani keşke kolları olsa, hani keşke bizi saklasa, keşke bizi karanlıktan korkarken yalnız bırakmasa. Ama öyle olmuyor. Dışarıya da atan bir yapısı var evin insanı. Bu yüzden imkansız bir nesne. Yani yaklaştıkça uzaklaştığımız bir şey aslında ev. Belki de Yanlışlıkla Mutlu'nun karakter kahramanları bunu fark eden kahramanlar. Biraz da şanssızlıkları bu sanırım. Burada bir parantez açıp onu soracağım. Mesela bu ev imgesiyle ülkeyi de düşünebilir miyiz? 21. yüzyıl gerçeğini de yanımıza alarak. Yani kesinlikle düşünebiliriz. Hmm. Aslında yani bizim evlerimiz, yani ya da işte ülkemiz aslında mikro bir vatan bizim için. Yani neresinden durduğumuza, neresinden baktığımıza bağlı. Ama belki de sığamamak iyi bir şey ama atılmak kötü. Yani tabii ki sığamazsın, ev sana küçük gelir, dışarıya çıkmak istersin, merak edersin. Sokak seni bir telaşlandırır, merak uyandırır. Ama buradan fırlatılmak, atılmak veya bir şekilde oradan çıkmak zorunda olmak kötü. Ülkemiz içinde aslında böyle bakabilirsek orayı kendimizin yapmak şart. Yani orayı kendimizin yaparsak tokağa tükürmeyiz. Kendimizin yaparsak o mahalleyi benimseriz, insanı severiz. Yani evimizde de belki böyle bir sıkıntı var. Kendimiz yapamıyoruz. Kendimizden kasıt, yani orayı sevmekle başlamamız gerekiyor. Ama bir şekilde oradan bizi
tüküren, oradan bizi dışlayan, oradan bizi aslında sığdıramayan bir şey de var. O ilişki biraz çetrefilli bir ilişki. Çözebilmek de aslında biraz imkansız. İyi ki de öyle çözemiyoruz ki anlatabiliyoruz. Değil mi? Başka aynen türlü öyle. Nasıl buluşurduk? Aynen öyle. Şimdi şaka bir yana bu sığdıramayış, sığamayış. Şimdi baktığımda içindekilere 3 tane öykü karşımda ama bir sürü de başlığı var. Evet. Bu o yüzden mi konuldu? Neden böyle bir şeyi tercih etti? Ya siz bana sorular veya işte konuşma çerçevesini attığınızda çok güzel bir şey söylemişsiniz. Onu es geçmek istemiyorum. Gerçekten ona ekleme yapmak istiyorum sadece. Sizinki gerçekten çok güzeldi. Siz demişsiniz ki işte öyküler birçok isme ev sahipliği yapıyor. Birçok yol var demek için mi bunu seçtiniz? Hı. İnanın bu bana çok güzel geldi. Yani daha kabul edilebilir, daha böyle imkanlı geldi. Öncelikle çok teşekkür rica ederim. Rica ederim, rica ederim. Siz öyle duymuşsunuz demek ki bu başlıkları. Ben çok gerçekten mutlu oldum. Yani birçok yol var. O çoğulluğu hissettim. Aynen evet. Öyle. Biraz tabii ki zaten onu düşündüm. Ama yol olarak, bir çözüm olarak da bana aslında böyle bir açılım sağlamış oldunuz. Teşekkür ederim. Mesela. Ben bir iki cümle eklemek isterim buna da. Evet. Burada da şunu söyleyebilirim. Yani aslında biz tanımın alanındayız. Modern insanın böyle bir durumu var artık. Yani deneyimin aslında haczedildiği insanız. Hani Agamben'in tabiriyle yani sonuçta artık tecrübenin alanındayız. Bu isimlerin, başlıkların, adımızın, ben de ben, ille de ben, başka kimse yok demenin aslında bu büyük harflerin ve tekil olmanın aslında bir şekilde önüne geçmek, onu bozmak istedim ama bozacak kadar yani büyük söyleyebildim mi bilmiyorum ama kesin tedirgin ettiğimden eminim. Hı-hı. Yani o büyük harfliliği, o tekilliği tedirgin etmek için böyle bir şey yaptım diye düşünüyorum. İkinci nedeni de şu, yani... İkinci nedeni de şu, kahramanı bir okura sorduklarında Figen Alkaç'ın işte hangi öyküsünü okudun dediklerinde ismini hatırlayamasın. Ya bir sürü isim vardı ya, desin hatırlayamasın, kendi bir isim bulsun cümlenin. Yani ben çünkü öykü isimlerimi öyle seçiyorum. Cümle öykü yazarken içinden bir tane cümle diyor ki ben başlığa gitmek istiyorum diyor. Olur diyorum, buyur çık falan. Evet. Okura da böyle bir imkan aslında, kendi adını koysun. İsmini hatırlamazsa diye böyle şımarıkça da bir yerden aslında daha da biraz işte çoğulcu bir yerden böyle bir şey düşündüm. Kelime soyan sessiz harfin kaçamağı devamı sevilen cümleler evet. diye bir öykü. Gayet güzel. Şimdi ilk öyküye dönmek istiyorum. Tabii. O ilk öyküde kardeşler arasına sıkışmış bir kız çocuğu güzeller güzeli bir ruha sahip. Çok etkileyici bir biçimde tanımlanmış, gözlerimizin önüne serilmiş. Bu kız çocuğu özelinde yazarın aile ve kardeşlikle giriştiği mücadeleyi dinlemek isterim diye de ben buraya not düşmüşüm. Nasıl bir aileli iç içeyiz? Onu böyle... cümleler halinde hakikaten aktarırsan sevinirim. Şimdi mücadele çok güzel bir şey gerçekten. Hani mücadele burada aslında yani ben varım, imdat çekilin, annem sadece benim mücadelesi. Çok dürtüsel bir yerden aslında. Hepimizin aslında başa çıkmaya çalıştığı. Çok çocuklu bir aile. Tabii ki. Evet. Aslında burada buradaki kahramanın sorunu kardeşleriyle, komşularıyla, filmlerle, ler ekleriyle değil. Kalabalıkla değil. Sadece ona ait olmasını istediği anneyle bir şeyi var, sıkışmışlığı var. Yani annesiyle onun arasına giren her şey onun için bir sıkışmışlık yaratıyor. Bu çok dürtüsel bir bağlanma biçimi. Çocuk için bu gerçekten temel ihtiyaç aslında. Bu anlamda bu aile çok devinen bir aile. Çok devingin bir aile. Her dakika birileri giriyor çıkıyor, sürekli cümleler var, sürekli olaylar var, sürekli çocuğun inandığı şeyler devriliyor, ismi devriliyor. Neye inanacağını sözcüklere bilmiyor. Sözcüklere geleceğim şimdi. Yani evet. Böyle bir aile durumu var. Evet. O yüzden şey aslında şöyle bir şey söyleyelim. Ne diyelim? Nasıl bir sıkışmışlık var? Aslında sorunu kardeşleri değil, annesini tek başına sahiplenmek. Yani bir yere sıkışmıyor. Sadece annesiyle baş başa kalmak istiyor. Derdi o diyorsun. Evet. Bir yerde de zaten konumuz anneler değil, konumuz sesler evet. diyor kahramanın biri. Evet. Bu seslerin anneyle kurduğu bağları soracağım. Sonra da sözcüklere geçeceğim tabii. Evet. Biz aslında bağları hani kelimelerle de kurarız maalesef. Keşke kurmasak. Aslında keşke hislerle kursak. Keşke bilmeden kursak. Daha en başa dönsek. En başa dönsek. Tanrı ışık oldu demese de ışık olmasa. Evet. Elbette öyle bir şey yok ama ben
keşke böyle bir şey mümkün olsa. Yani bir sesle, bir kokuyla, bir işte bakışla aslında uzun bir zaman yolculuğuna çıkabiliriz. Oradan sevebiliriz, oradan hissedebiliriz. Annelik meselesi de şöyle, aslında iki türlü, iki durum olarak annelik anlatmaya çalıştım. O da şu, ilk öykülerde, ya son öyküye gelene kadar bir kız çocuğu ve anne, yani çocuğun gözünden anne var. Ve burada çok özenilesi, çok işte sürekli onun kollarının arasında olma, gözünde kendini görme, annesinin onu fark etmesi, bir kerecik annesinin gözünde kendini görse aslında gerçekten var olduğuna inanacak. Hmm. Böyle bir arayışın aslında durumu var. Annelik bu anlamda onun için çok şey, beklentili bir şey. Ama son öyküde artık bu çocuk biraz büyüyor ve anne olma durumunun da aslında çok zor bir şey olduğunu, yani görüyor ya da deneyimliyor ya da fark etmeyi aslında istiyor, fark ettirmeyi istiyor ve şöyle bir şey diye yazmışım burada. Anne kimdir o vakit? Anne de insan değil midir? Sevilmeyi hak etmez mi? Hayır. Anne annedir. Ve madem anne oldu mecburdur. Neden? Çünkü olmasaydı. Bu kadar. Evet. Çünkü olmasaydı. Evet. Anneyseniz eğer mecbursunuz. Şimdi annelik hikayesi orada dursun. Dursun. Ama ben tekrar kıza dönmek istiyorum. Ben hiç unutmuyorum benimkisi biriktirme unutması diyen o kız çocuğunun aslında genel geçer anlamda unutma fiiliyle de bize söylediği çok şeyler var. Evet. Şimdi burada bu kız aslında tüm yaşananları unutmak isteyen bir kız aynı zamanda. Bu kız çocuğunun seçici bir algılaması, seçici bir hatırlama pratiği var. Yani kendinin de bilmediği bir pratik bu aslında. Ve ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hafıza ve unutuş, hani diyalektinden de biliriz. Bir şeyi unutmak için hatırlamamız gerekir. Yani buradaki kız çocuğu bunu bilmeden yapıyor. Bunu hepimiz belki bilmeden yaparız. Çünkü gördüğümüz, yaşadığımız bir şey önce iz olur, sonra imgeye dönüşür. Sonra Spinoza der ki ilişkisel temelli bir ilişkilenme olur içeride bir yerlerde. Ve ondan sonra biz artık bir hatıraya mecbur kalırız. Ve bu hatırayı çağırmak için uğraşırız ve sonra onu unutmak için hatırlama penceresine yukarıya çıkarmak zorunda kalırız. Aslında bu bir diyalektik ilişki. Buradaki çocuklar da öyle, buradaki kahramanlar da öyle. Yani şey demişim, aslında biriktirme unutması, yani hatırlama sırası bekleyen bir unutma bu. Çok güzel. Şimdi bu noktada tabii sözcüklere geleceğim. Evet. Sözcüklerin hatırlamaya mecbur kaldığımız o hallerdeki temel görevi nedir? Ya evet. Da unutmaya mecbur kaldığımız zamanlardaki. Evet. Ya keşke kelimeler bize bu konularda yardım etse. Ben kelimelere biraz kızgın biriyim. Kızgın bir yazar. Kelimelere kızıyor. Evet, kelimelere aslında tedirgin etmek istiyorum. Kızmak değil, çünkü kızmak çoğu zaman çözüm de üretmiyor. Hiçbir ama şekilde. Tedirgin etmek değerli bir şey bence. Yani önce kendimizi tedirgin etmeliyiz. Sonra hayata bakarken biraz tedirgin olmalıyız. Bakmalıyız. Tedirgin olmazsak soru sormayı, soru sormazsak bir şey açılmaz. Bu anlamda kelime ve karşılıkları çok bence yaşamsal öneme sahip. Çünkü öldüren de, olduran da, deviren de, kaldıran da çoğu zaman gerçekten kelimeler. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerektiğini, bunları seçerken özenli olmamız gerektiğini, severken de, kızarken de özenli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sözcükler ve kahramanları meselesi de şöyle bir şey, hayat yolu çizer bize. Sözcükler aslında, kelimeler. Ben isterdim ki Kierkegaard'ın kuşları, çiçekleri, doğası gibi, yani gelecek endişesi olmadan kelimeler kuralım. Yani bir şekilde umuda gidelim. Bu mümkün ama bu etikten uzaklaşmadan, çalışmaktan, ısrar etmekten, vazgeçmeden. Ama yine de Kierkegaard gibi gelecek kaygısının derdine düşüp değerler sistemimizi bozmadan, inancımızı kaybetmeden, umudumuzu yitirmeden hala kuşlara, hakikate, düşünceye, kadınlara, insana, hayata inanarak bir yol çizmelerini istiyorum. Şimdi sözcükler ve sözcüklerin bizde yaratmasını beklediğimiz tırnak içinde bir ütopya diye düşünebiliriz bunu. Ama aynı zamanda da payına sus düşen kızlar ve kadınlar diyarı da var. Hem yaşadığımız gerçekte hem de bu kitapta. Onları nasıl değerlendirelim?
Şimdi şey çok değerli aslında. Ben o kadar mutlu oldum ki bu kitaptaki susmayı, sessizliği fark eden kıymetli bir gözle karşı karşıyayım ve onunla konuşuyorum gerçekten. Çünkü çok atlanır bu. Hani çok bağıran, çok konuşan, çok işte söz söyleyen aslında susmaktan korktuğu içindir. Zaten Sartre denemesinde de şöyle bir şey söyler. Yani yazar bazen susmayı seçebilir. Susmak da sözcüklüdür aslında. Yani biz artık konuşmayı öğrendikten sonra nasıl sözcüksüz susabiliriz ki der. Buradaki aslında kahramanlar ve buradaki sesler, buradaki gürültü aslında sessizlikten çok korkan kahramanların anlatısı. Çünkü sessizliği ölümle ilişkilendiren bir kahraman var, kahramanlar var. Ve bu sessizlik demek annesinin de kaybı demek, başka bir ebeveynin de kaybı demek. Çünkü şeyi biliyor, bir susun içerisinde ölüm ona çok büyük geliyor. Aynı zamanda da bu sustan o kadar çok korkuyor ki annesini sürekli hareketle, sürekli sözle, sürekli bir uğraşla, kelimeyle, bir şeyle meşgul olmasını istiyor ki annesi acıdan uzaklaşsın. Annesini acıdan kurtarsın, tekrar ölüme yaklaştırmasın duygu olarak. Böyle bir çaba içerisinde o da onu aslında çok şey yapıyor, yoruyor. İmkanı olsa susacak ama çok korkuyor. Bu dördüncü öykü, Yutkunma, Yeniden Geceye, Yalnızlığın Rengi. 2-3 defa okudum bu öyküyü hata yapmamak adına. Şimdi burada bir ablayla çekişen, aslında kaybettikten sonra da çekişen bir kız çocuğu var. Ama bir diğer yandan da yanlış değilse bu yorumum, Figen Alkaç'ın Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine ve kadın ölümlerine dair söylediği şeyler var. Sayılar ve rakamlardan bahsediyor mesela bize orada. Evet. Şimdi not almışım. Wittgenstein'ın çok güzel bir şeyi var. Üzerinde konuşulamayanlar meselesi. Demin de sordunuz, orayı pas geçtik. Sapayına süs düşen kızlar aslında aynı yerden konuşabileceğimiz, evet, konular. Evet. Yani kadın cinayetleri meselesi o kadar gerçek ki, o kadar feci gerçek ki, bunu anlatmak, anlatamamak çok büyük gerçekten. Yani çünkü anlatmak bir kelime, bir sayı. 5 kadın öldü, 100 kadın öldürüldü, bitti. Yani o kadının bir anne olduğu, çocuğunun kederi, ailesinin üzüntüsü, hak etmediği bir sürü şeye. Yani hep Havva olarak kalmak zorunda kalan, hep Havva, sadece Adem, hep Havva bu dünya, sadece Adem diğerleri. Böyle bir dünyada sayıyla anlatılan bir acı, sayıyla özellikle rakamsal olarak dokümante edilen bir anlatının içerisinde ben bu ölümü prova ederek yazmaya çalıştım, sesle. Yazmaya çalıştım. Başka türlüsünü bilmediğim için, bilemediğim için öyle bir şey yapmalıydım ki biz bir acıyı, bence edebiyat tam da burada aslında bize bir alan açıyor, imkanlı kılıyor. Tanımın alanından, yani düştü öldü değil. Onun sesi nasıldı? Düşerken vaz mı geçti? Tüh mü dedi, vah mı dedi? Başka insanlar bu düşmeyi nasıl duydu ya da neden duymadı? Yani bu cinayetlere, bu haksızlığa, bu insani olarak gerçekten bizi erteleyen, bizi gerçekten artık gördük bitti haline getiren bu dünyada seslerle ancak, belki küçük bir hatırlamayla anlatmaya çalıştım. Şimdi burada tabii yazma eylemini soracağım. Belki gene Sartre'ı hatırlamak mümkün olabilir. Şimdi düşme sesini yazabilmenin mümkün olmadığı, evet, bir araçsa yazmak. Evet. Yani bunu resmen yazmışsın ve söylüyorsun. neden devam edelim sorusu elzem sanki. Ve tabii hemen arkasından da kimin sesi duyulur diye sormak isterim. Evet. Bu da çünkü önemli. Kimin sesi nasıl duyurulur ya da? Evet. Şimdi önce buradan başlayayım isterseniz. Tamam. Çünkü siz burada biraz şey yaptınız, altını çizdiniz. Ben de sevdim, tamam, bu alt çizmeyi gerçekten. Şöyle, kimin sesi duyulur? Siz istediğiniz kadar bağırın. Eğer kulaklar sağırsa bir yöne
bir meyle, bir sese eğer sadece duymaya alıştırılmışsa istediğiniz kadar bağırın. Yani mazlumun çığlığı kimin umurudur? Burada şey çok değerli geliyor aslında. Yani başka çare yok bunun için. Sesi duyurmak için aslında duymayanların da anlayabileceği, duyamayanların da özellikle de duyurmamaya çalışmanın da aslında sesini bastırmak için ben bu şeyi sesle anlatmaya karar verdim. Yani düşme sesini bir gün biri merak ederse eğer o düşmenin acısını anlayabilir. Çünkü biz anlatılarda şöyle bir bence yanılgı mı diyelim, tercih mi diyelim, şöyle bir şeyin içine sürükleniyoruz. Yani düştü, rüzgar esti ama üşüttü, yangın çıktı. Ama yandık. Yanmayı nasıl anlatacağız? Eğer yanmayı biz anlatamazsak herkes için bir şey yanar sonra söner. Birisi düşer, ölür sonra biter. Bitmeyen bir şey olsun. Yani anlatamamayı uzatmak istedim aslında. Bu yüzden yazmak zorundayız. Bu yüzden üretmek zorundayız. Yani hep şunu düşünüyorum. Yine de yapabileceğimiz ne var? O soru güzel tabii. Yine de yapabileceğimiz ne var? Bu. Aslında belki de böyle yazılamaması daha iyidir bazı seslerin de diyorsun. Evet. Yazılamaması daha iyidir. İçeride kalır. İçeride kalır ve artık biraz batmaya başlar ve biz artık fark etmek zorunda kalırız. Çünkü o kadar uyaran, o kadar çok modern zamanda bütün duyu organlarımıza hitap eden bir saldırı var ki herkes sağır, herkes kör oldu, edildi ya da seçti bilemiyorum veya sürüklendi. Hiç kimseyi bu konuda suçlayamam. Hepimiz aynı tuzağın aslında mecburu durumdayız. Çocuklarımız da bizler de dahil. Bazen yazamamak, bu şeyi anlatamamak bu yüzden tekrar yeniden yani Deleuze'in sonsuz tekrar her başladığımızda, her yeniden yazdığımızda aslında o şeyi ilk defa başlarız. Hı hı. Bunun gibi bir şey diyelim. Şimdi biz bu çekimi 14 Şubat'ta yayımlayacağız. Evet. Ve Dünya Öykü Günü'ne de bir selam sunmak isterim bu kitapla özellikle. Çok teşekkür ederim. Ve tabii bu kitapla neden olmasın. Şimdi onu sormak isterim Figen Alkaç'a. Öykü ile kurduğu bağı. Evet. Ve neden ısrarla öykü dediğini. Şimdi buna Müge İplikçi'nin sorusuyla cevap vermek istiyorum efendim. o kadar güzel bir şey size de zaten yazdım. Burada da söylemek istiyorum gerçekten. Ben güzel şeylerin söylendiğinde, paylaşıldığında, çoğaldığını, daha büyük bir alanı işgal ettiğini düşünen biriyim ve buna asla inancımı kaybetmeyeceğim. Siz o kadar güzel bir şey söylediniz ki sorunuz şöyle ya, böyle güzel bir soru olabilir mi? Buyurun soruyu sorayım. Soru şu, demişsiniz ki Dünya Öykü Günü, evet bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Ayrıca dünyada olan bitene karşı öykünün kolladığı alan neresidir? Öyle sormuşum, öyle o kadar güzel istiyorum. Sormuşsunuz ki gerçekten öykünün kolladığı bir şey varsa eğer o da sessizliktir, o da susmaktır, o da anlatamamaktır. Kierkegaard'ın sadece anı yaşayarak elde ettiği o imkanı tekrar hayata sunmaktır öykü yazmak. Aslında öykünün şöyle bir yanı var. Bazen bir işçinin yorgun soluğundan geçeriz, tam da orası öyküdür. Bunu fark etmektir. Küçük şeyleri, anda olanları, hepimizin büyük anlatıda, bu büyük devingen bir yapıda mikroyu fark etmemizi, oradaki küçük hakikati, oradaki hala bize ait değerleri, özsel, bize ait kimyayı, tekrar insana dair güzel ve iyi şeyleri imkanlı kıldığı için bence öykü çok güzel bir alan açıyor. Kolladığı bir yer varsa o da iyilik. O da yani bence anların hakikatini tekrar fark edebilmek bence. Şimdi kolladığı bir yer varsa iyilik, evet, dedik ya. Evet. Kitapta acılardan kaçan bir kitleden de bahsediyor, evet, Figen Alkaç, evet, bize. Şimdi bunlar özellikle kadınlar olarak karşımıza çıkıyor. Onlarla ilgili kaçışlarımız olabilir mi? Ya da onlarla nasıl bir yüzleşme yaşayabilir edebiyat ya da yazdıklarımız ya da sustuklarımız? Şimdi acıdan kaçmak aslında çoğu zaman biz tercihli olarak bunu yapmıyoruz. Çoğu zaman
bunu biz mecbur kalıyoruz. Çünkü o kadar gerçek ve o kadar taşıması ağır ki biz çok çaresiz kalıyoruz. Mecburen kaçıyoruz. Yani seçilmiş bir kaçma değil aslında bu. Seçmediğimiz bir tercih bu. Aslında biz bu acılara, ölümlere bir meşru bir cevap bulamıyoruz. Meşru bir cevap bulsak, kendimize ikna edecek bir şeyler bulsak inanın kaçmayacağız. Fakat o kadar yalnızız ki ve o kadar her gün tekrar eden bu kadar acının her gün tekrar eden uyandığımızda aman bugün ne güzel gün demediğimiz, diyemediğimiz sadece bizim deneyimlememiz gerekmiyor acıları. Yani bizim sadece içinden geçtiğimiz deneyimler değil, diğer bütün deneyimler aslında bizi mecburen hani bugün yakalandık, yarın yine yakalanıyoruz ve artık o kadar duygu durumumuz derin yara alıyor ki mecbur kaçmak zorunda kalıyoruz. Belki de onarmak için ya da bir cevap bulamadığımız için bu olanlara. Buradaki kaçmak tabii ki saklanmak, görmezden gelmek anlamında değil. Ona bir gün mutlaka dönüp bakmak icap edecek bir birikme yerleştirmesi diyelim. Yani burada şunu asla düşünmemeliyiz. Yani acı da tabii ki yandığımız zaman biraz beklemek anlamında kaçmak. Tam yanarken kora döndüğünde tekrar dönüp bakma imkanı ya da böyle bir alan açmak bence o şeyi daha sağlıklı kabul etmek, süreçte bunun için belki daha çok ses çıkarabilmek, daha iyi yazabilmek, bilemem daha iyi resmini yapabilmek, daha iyi birileriyle bunu çoğaltabilmek adına bu anlamda kaçmak. Yoksa hani kaçmak bir daha unutmak ya da işte bir dahaki sefere olursa olsun anlamında bir başıboşluk, beyhudelik değil. Yani çok yangın halindeyken biraz kenarda durmak anlamında kaçmak. Bir diğer yandan da kitapta mesela sosyal medyaya sığınan ya da gündelik atıyorum alışverişlere sığınan bir kitleden de bahsediyorsun bize. Onlara söylenecek sözümüz var mı? Şimdi burada bence susmamız lazım. Yani gerçekten. Hayır, hani susmak gerçekten evet, şimdi evet, burada evet. Susalım çünkü zaten onlar o kadar çok sese, o kadar çok yalana, o kadar çok kendinden olmayana aslında yani onlar susmaktan korkuyor, sessizlikten korkuyor ya. Tıpkı kitaptaki kahramanlar gibi biz onlara bir susma hediye edelim. Bir susma hediye edelim. Evet, çünkü susarsak, onlar da susarsa, bir kere o şeyi ekranı kapatırsa, bir kere televizyonu kapatırsa, bir 10 dakika kendine müsaade ederse, oradaki köfte yiyenin 5 dakika sonra kavga ettiğini düşünebilirse, oranın hakikat olmadığını fark edebilirse zaten sorun yok. Benim onlara diyeceğim bir şey yok. Bence burada susalım. Ayrıca şunları da ekleyelim ama. Sadece kendi dünyasındaki sesleri duyanlar, öteki seslere kulak kesilmeyenler, siz peki? Peki siz, sizler sahipsiz bir gürültüyü, ne olduğunu anlayamadığımız bir sesi, umursamadığınız bir çığlığı, gözyaşını mesela hangi cümlenin içine eklersek huzursuz olursunuz? Ne güzel yazmışsınız. Ne güzel Bilal okudunuz. Azgaç yazmış. Ay ne güzel okudunuz. Evet, birden evet, çok sevdim. Evet. Evet, böyleymiş yani, zaten. Bir kızın çığlığını, bir düşme sesini ve hatta bir gövdenin düşme sesini hangi cümle? Sahi gövde yüksekten düştüğünde sesi nasıldır? Küt diye mi düşer gövde yukarıdan, pat diye mi? Aslında yanlışlıkla mutlu kitabının da bence temel cümlelerinden birkaçı sanki. Figen Alkaç, başka çalışmalar var mı diye soracağım en son. En zor soru geldi. Evet. Başka çalışmalar var mı? Hani mutlaka vardır. Çünkü... Roman var mı diye sorayım bari. Yok. Roman yok. Yani roman yazacak. O bu çok bütün bir anlatı. Evet. Artık modern zaman bana göre bütün anlatıyı acaba artık ne kadar imkanlı kılar? Bu bile tartışma. Değil mi? Bu da bence. Aslında ayrı bir parantez. Tabii çünkü evet, artık parçalanan bir dünyada, parçalanan birçok şeyin içerisinde bu Avrupa'nın bütünsel anlatısını tekrar mümkün kılmak. Daha çırpıntılı, daha böyle parçalı, daha böyle heyecanlı ve küçük parçalar içerisindeki aslında büyük anlatıyı imkanlı kılan belki de şeyler daha geçerli olacaktır. Çünkü zaman yok. 18. yüzyıla evet, dönme şansımız tabii, da olmadığına evet, göre. Yani ben tabii ki bunların dışında öykünün az önceki söylediğiniz gibi kolladığı bir yer var. Bu yüzden öyküyü tercih ediyorum, edeceğim diye evet, düşünüyorum. Figen Alkaç neler yapıyor? Figen
neler yapıyorum, biriktiriyorum. Bakıyorum, baka kalıyorum. Bir gün oturduğumda onların mutlaka bir şeyi olur. Ama dördüncü kitap aslında her zamanki gibi bitmiş, bekliyor. Bu kitap da yani 4 yıl önce bitmişti. Arkadaşlarım şiddet uygulayınca artık mecbur kaldım. öbür kitap da aslında bitti. Bir novelle tarzı bir şey var, yani uzun öykü tarzı bir şeyler var. Çocuk kitapları var. Umudum var. Daha ne olsun? Biriktirdiklerim var. Dostlarımız var. Daha ne olsun? Gözlerine bakabildiğimiz insanlar var, değil mi? Evet. O yüzden buradayız. O yüzden buradayız. Evet. Peki, Figen Alkaç, öykünün kolladığı bir yerde bizi bu öykülerle buluşturduğun için teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar değerli sorular, bu kadar değerli bir okuma ve bu kadar içerlek bir yerden beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Keyifti. Gene bekliyoruz yeni kitaplarda. Umarım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yanlışlıkla Mutlu Figen Alkaç'ın öykü kitabı, mutluluğu ve yanlışları sorgularken bir diğer yandan fısıltılara da kulak kesilebileceğiniz olanaklar sunuyor. Kaçırmayın derim. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar efendim.